Demirtaş'ın eşinin İstanbul'a aday olabilirim eğer partim beni gösterirse yönündeki açıklaması. Şimdi bütün bunları biz Saruhan Uluç'la konuşacağız. DEM Parti Antalya Milletvekili. Saruhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. Sezai Temelli demiş ki valla bana sürpriz oldu. Size de sürpriz oldu mu Başak Demirtaş'ın açıklaması? Yani sürpriz bana olmadı doğrusu. Çünkü çeşitli mecralarda bu tür şeyler tartışılıyordu adaylıklarla ilgili. Ama yani bu hafta sonu bir açıklama bekliyor muydunuz diye bana soracak olursanız kişisel olarak bu hafta sonu böyle bir açıklama beklemiyordum elbette. Ama oldu. Tabii değerlendiriliyor, değerlendirilecek de. Ama yani ben tabii sizi anlıyorum haklı olarak. En çarpıcı noktadan başlamak istiyorsunuz konuyu ama buraya gelirken, yani bu konuya gelirken öncesine dair birkaç şeye değinmek istiyorum izin verirseniz. Tabii. Çok uzatmayacağım. Çünkü bizim açımızdan yani mesele sadece İstanbul ve Ankara ve Batı metropolleri değil. O nedenle bir konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bir ön seçim yapma kararı aldık ve yaklaşık 80 civarında yerelde ve yani 75 bin civarında insanın katıldığı bir ön seçim süreci yaşadık. Büyük ölçüde tamamlandı. En son Diyarbakır'da ikinci tur sanıyorum yarın tamamlanacak. İki turlu yaptık bu ön seçimi ve ilk turda %50+1'i yakalayanlar aday oldular. Ama %50+1'e ulaşılamadığı yerlerde ikinci tur yapıldı. Bizim açımızdan çok önemliydi çünkü uzun bir değerlendirme sürecinin sonucunda buna vardık. Ve tabii ki eksiklerimiz olabilir. Bu çapta bir ön seçimi ilk defa yaptık. Daha önce kısmi ön seçimler yapmıştık ama bu çapta ilk defa yaptık. Dolayısıyla elbette ki eksiklerimiz oldu ama önemli bir adım atmış olduk adayların belirlenmesinde. Şimdi niye bunu söylüyorum? Biz bu yerel seçime giderken olan süreci iki aşamada ele alacağımızı en başında ifade ettik. Birinci aşaması bu ön seçim yaptığımız 2023 seçimlerinde 14 Mayıs seçimlerinde birinci ve ikinci çıktığımız yerellerde esas olarak adayların belirlenmesi aşamasıydı. Ve şimdi onu yapmış olduk. İkinci aşama ise Batı metropolleri ve Batı yerine dönük olan çalışmaydı. O da bir taraftan birinci aşama tamamlanırken bir taraftan o konuda da adımlar atmaya başladık. Yani bunu anlatmadan İstanbul'a dair şey söylersem yanlış anlama olur, eksik bir şey olmuş olur. O nedenle bu girişi yapma ihtiyacını hissettim. Yok. Şimdi biliyorsunuz bazı yerlerde aday çıkaracağımızı açıkladık geçtiğimiz günlerde. 7 il ve 27 ilçede açıkladık. Bunların içinde Ankara var, Antalya var, Bolu var. İki tanesi büyükşehir, bir tanesi il ve ilçeler açıkladık bu çeşitli büyükşehirlerde. Bizim çalışmalarımız devam ediyor bu konuda ve yerel yönetimlerimiz de yani yerellerdeki yönetimlerimiz de bir teknik çalışma sürdürüyoruz. Şimdi İstanbul'a geleceğim. İstanbul henüz bizim adaylık konusundaki aşamaya geldiğimiz bir yer değil ama orada da bir çalışma, teknik bir çalışma sürüyor elbette. Sanıyorum kısa bir süre içinde o çalışma da sonuçlanmış olacak. Dolayısıyla İstanbul'daki durumumuz, hangi ilçelerde aday çıkarılıp çıkarılmayacağı ya da büyük şehirde nasıl bir tutum alınacağı konusunda bir sonuca varmış olunacak. Bu sonuç tabii ki kamuoyuna açıklanacak. Şimdi o açıklamadan sonra da isimler elbette ki belirlenmeye başlayacak. Evet. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz. Onu ifade etmek istedim. Şimdi sadece kısa Ayşegül Doğan bugün yaptığı açıklamada yani T24'e verdiği röportajda ve yaptığı açıklamada diyor ki
Biz elbette ki İstanbul'da bazı ilçelerde aday çıkaracağınızı biliyoruz ama onun sıraladığı, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi işte Ankara, işte Bolu, Antalya gibi iller, ama mesela Mersin, Adana ve İstanbul'u saymıyor. Buradan anladığımız şu mu? Bu illerde büyükşehir adayı çıkarmayacaksınız, ancak ilçelerde aday çıkaracaksınız. Bunu mu anlamamız gerekiyor? Yok, hayır. Böyle bir şey anlaşılırsa doğru aktarılmamış olur bizim tarafımızdan. Bizim yani çalışmanın bittiği yerlerde sonuçları açıklıyoruz. Buralarla ilgili, yani İstanbul, Adana, Mersin gibi yerlerle ilgili bir açıklama yapmamamızın nedeni henüz oradaki çalışmaların sonuçlanmamış olmasından kaynaklanıyor. Elbette onlar da hızlı sürdürülüyor. Yani evet, çok fazla vakit kalmadığı için bu hafta içinde Perşembe, Cuma günü Merkez Yürütme Kurulu toplantımız olacak. Evet. İki gün. Orada bazı il ve ilçeler de ek olarak belirlenecek. Onlar da açıklanacak. Hatta bazı daha önce belirlediğimiz yerlere dair aday isimleri de açıklanmaya başlanacak. Dolayısıyla bu çalışma hızlı bir şekilde tamamlanacak. Ama açıklama yapılmaması demek orada henüz çalışmanın sonuçlanmamış olması anlamına geliyor. Tamam. Peki, buyurun. O zaman şöyle, siz bu süreci, yani İstanbul sürecini anlattınız. Ayşegül Doğan aynı röportajında diyor ki, stratejimiz, hatta biz üçüncü yol seçeneğinden kopmanın öz eleştirisini verdik diyor. Bu kastedilen herhalde Mayıs seçimleri. Stratejimiz kazanmak, kazandırmak, kaybettirmek değil, kazanmak diyor. Sizin İstanbul için kazanmaktan anladığınız şey bir aday göstermek mi? Yoksa muhalefetin adaylarıyla sizin de kazanacağınız bir ittifak kurmak mı? Bunlardan hangisini anlamalıyız bu sözden? Ya şimdi şöyle Barış Bey, daha önce ben hatırlıyorum, yine sizin programınızda da bu konuyu tartışmıştık. Bizim 2019'daki stratejimiz esas itibariyle iktidara kaybettirme ve egemenlik alanını iktidarın daraltma stratejisiydi, hatırlarsanız. Herhangi bir ittifak yapmamıştık o zaman. Evet. Şimdi bugün konjonktür değişti. Artık 2019'da değiliz, 2024'de geldik. Hem bölge, hem Türkiye, hem dünya politikasında büyük değişimler yaşandı. Ve sonuç olarak biz bugünkü stratejimizi DEM Parti'nin ve seçmenlerinin kazanması üzerine kurduk. Burada kazanmak derken sadece mesele işte bir belediye başkanlığının ya da büyükşehir belediye başkanlığının ya da belediye meclisi üyeliğinin kazanılması meselesi değil. Genel olarak baktığımızda bir kazanma anlayışıyla, kendimizin kazanması anlayışıyla konuya yaklaşma ihtiyacını duyduk. Şimdi çok tartışılan bir konu var. Yani aslında çok basit şeyler söylediklerimiz, ama izin verirseniz birkaç noktada bunun ne anlama geldiğini anlatmaya çalışayım. Şimdi bir tanesi, hani Batı açısından söylüyorum, diğer tarafa bakacak olursak özellikle Kürt illeri açısından, Kürtlerin yoğun yaşadığı iller açısından baktığımızda elbette ki kayyımların oluşturmuş olduğu rejime son vermek, kayyım atanmış yerleri tekrar kazanmak ve diğer kazanamadığımız yerlerde de başarı elde etmek hedefimiz. Bu çok açık. Batı için ise şöyle, hani soruyor herkes nedir diye, siz de haklı olarak soruyorsunuz. Bizim seçmenlerimizin, Batı'daki seçmenlerimizin, DEM Parti açısından söylüyorum bunu, ve Batı'da yaşayan Kürtlerin bir takım beklentileri var. Nedir bu beklentiler? Şimdi birinci sıraya bir şey koymak istiyorum. Saygı duymayı bekliyorlar. Yani farklı kimliklere, kültürlere, ana dillere bu ülkede saygı duyulmasını ve Batı'da yaşayan Türk seçmenler de kendi kimliklerine, kültürlerine, ana dillerine saygı duyulmasını bekliyorlar. Çok insani bir şeyden bahsediyorum. Yani bu, diyeceksiniz, yerel seçimle bunun ne alakası var? Yani yerel yöneticilerin hangi düzeyde olursa olsun seçmenlerimize saygı duyması ve bunu da göstermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunu hissetmek istiyorlar. Birincisi bu. Bu ne demek? Açık ve şeffaf bir ilişki olması demek aynı zamanda. İkincisi, yani her yerelde yaşayan olduğu gibi bizim seçmenlerimizin de güncel ihtiyaçları oluyor ve bu güncel ihtiyaçların karşılanması, yani hizmet anlamında onu kastediyorum. Yerellerde hizmetin
herhangi bir ayrımcılık yapılmadan eşit şekilde herkese gidebilmesi gerekiyor. Evet. Bu önemli bir konu. Üçüncüsü, ya şimdi mesela İstanbul, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Tahmin ediyorum 4 milyona yakın Kürt yaşıyor İstanbul'da. Bunun yaklaşık yarısı seçmen olsa, tahmini verilerle konuşuyorum şimdi. Yani bu insanlar vergi ödüyorlar, orada hayatlarını idame ettiriyorlar, çocuklarını büyütüyorlar. Yerellerde yaşıyorlar, bütün ilçelerinde İstanbul'un yaşıyorlar. Biz bütün ilçelerinden sonuç alıyoruz. Şimdi peki bu insanların yerel yönetime katkı sunması, imkanı beklemeleri ve istemeleri tuhaf bir şey mi? Değil. Yani her İstanbul'da yaşayan yurttaşımız gibi onların da bu hakları var. Evet. Bunu istiyorlar. Dolayısıyla sürecin bir bileşeni olmak istiyorlar aynı zamanda. Peki. Yani temsil edin, bitiriyorum efendim, bir izin verin, bir iki cümle daha. Yani temsil edilme ve yönetime katılma hakkının ve fırsatının oluşmasını istiyorlar ve bekliyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda hani kazanmak nedir diye sordunuz ya, kazanmak işte bütün bunlar etrafında oluşan bir kavram esas itibariyle. Bunların çeşitli düzeylerde karşılanması elbette ki önemli bir kazanç anlamında gelecektir. Peki, şimdi zamanımızı tasarruflu kullanmaya çalışıyorum da o yüzden daha size çok sorularımız var. Seyhan Ömer sorsun ama bu anlattıklarınızdan çeşitli başlıklar doğdu, onları da soracağım. Siz Saruhan Bey az önce değindiniz, sonra İstanbul meselesine geçtiniz ama ben hemen Başak Demirtaş kısmına geri dönerek bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben biraz DEM Parti'yi ve geleneğini bilen, işte yaşım çok yetmese de HADEP, DEHAP, BDP, HDP dönemini bilen bir gazeteciyim. Biraz DEM Parti diğer partilerden farklı olarak iş meselelerini gözler önünde yaşamayan bir parti. Kulisin belki de en az çıktığı partilerden biri. İçeride bir kavga varsa bile bu bilinmez DEM Parti'de genel olarak. Son süreçte bunun biraz aşıldığını ve kırıldığını görüyoruz. Bugün Başak Demirtaş'ın açıklamasına yönelik bir parti yöneticiniz haberim yoktu dedi. Siz biliyordunuz, zamanlama olarak beklemediğinizi söylediniz. Sizce bu parti içerisindeki bir iletişim sıkıntısı olduğu anlamına gelmez mi? İletişimsel yani bir sıkıntı mı var dende? Yani bir iletişim sıkıntısı olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Tabii ki zaman zaman hepimizin eksikleri olabiliyor bu konuda. Ama şöyle... Yani biz de sonuç olarak bir parti olarak içinde farklı fikirleri barındırıyoruz ve bu zaman zaman tartışmalar oluyor çeşitli konularda. Çok doğal, demokratik bir ortam bu. Yani bunun aksini düşünmemek gerekiyor. Belki şöyle bir şey var, yani biz yeterince kamuoyu önünde bu tartışmaları yapamıyoruz.